Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4/4'lük konu pekiştirme testleri 9. sınıf matematik birinci dereceden denklem ve eşitsizlikler birinci test B olacak sevgili arkadaşlar. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitaba ait arkadaşlar tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Hepsini oynatma listesinde düzenledim sevgili arkadaşlar, bir araya getirdim. Özellikle bu konu hakkında soru çözmek istiyorum ya da arkadaşlar 9. sınıfın tamamıyla ilgili soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için yine MEB'in hazırlamış olduğu MEB kazanım kavrama testleri kitabı, tekrar testleri kitabı, çalışma soruları kitabı, çalışma defteri kitabı, OGM Materyal Soru Bankası mobil uygulamalarını da şiddetle öneriyorum arkadaşlar. Burada bahsettiğim tüm kitapların, tüm testlerin tamamı yine ayrı ayrı oynatma listesi şeklinde kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Hem matematik hem de fizik dersine ait olan testler. Peki nerede bulacaksınız bunu kolaylıkla? Ben bu videonun arkadaşlar açıklamalar kısmına linklerini koyuyorum, kısa yollarını. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken söylediğim üzere konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Bismillah der ki, hava sıcaklığının 21 derece olduğu bir şehirde hava ani şekilde soğumaya başlayarak sıcaklık 7 ila 17 derece arasında azalıyor. Bayağı ciddi. Buna göre sıcaklığın alacağı değerleri ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, 21 dereceydi. Değil mi? Santigrat derece. 7 azalırsa 14 santigrat derece olur. 7 derece olur. Eğer 17 derece azalırsa da kaça gelir sevgili arkadaşlar? 4 dereceye gelir. Güzel. Yani senin yarın okuyacağın değer, x değeri sevgili arkadaşlar, evet eşit de söyledi, 4 derecede olabilir, 14 derecede olabilir değil mi? Ben normal şartlarda çözsem böyle çözerim, bunu görmek isterim. Ama şıklar dikkat edersen mutlak değer içinde. Sevgili arkadaşlar, bu sorunun çözümünün iki metodu var. Önceden ben de öyle yapardım. Önce genel geçer herkesin yaptığı metot ne onu söyleyeyim. Şunları teker teker çözüyoruz. Bunu çözüyoruz. Mesela bu şudur. Hatta şanslıyız. Neden şanslıyız? A şıkkında çıkacak. Ama normalde bu sorular nasıl çözülür ben sana mantığını anlatacağım. X eksi 9 5'ten küçük ise arkadaşlar mutlak değeri. Demek ki bu değer eksi 5 ila 5 aralığındadır. Bunu söyledik değil mi? 5 ile eksi 5 aralığındaki tüm sayılar. Bunu birinci testte de söylemiştim sevgili arkadaşım ben sana. Tamam mı? Birinci testin, hatta onu da göstereyim sana da. 7 eksi 7 arasında söylemiştik. İkinci soruda söylemiştik. Evet. Arkadaşlar bunu böyle çözerim. Bak herkese 9 ekle. Burası ne olur? 4 olur. 9 ekle. Burası da 14 olur. Evet. Gerçekten 4 ile 14 arasını veriyor. Şanslıyız ki A şıkkı değil mi? Böyle söyleriz. Ya E şıkkında çıksaydı? İşte sevgili arkadaşlar bak bunun ana fikri şudur. Sayı doğrusu candır. Ben sana her zaman söylüyorum. Ve öyle güzel anlatacağım. Bak 4 dereceyi de görebilirsin. 14'ü de. Yani ya, senin yarın okuyacağın değer burada arkadaşlar. Ve ben sana şimdi bir soru soruyorum. Böyle uzun bir yer olsun sevgili arkadaşlar. Ve inek otlatmayı bilir misiniz? İnek otlatacağız. İneği nereye bağlarsın ve ipin uzunluğunu ne kadar yaparsın? Mesela ben bu 10'a bağlasam ineği, burayı geçmesin diye 4 metrelik bir ip bağlasam inek ne olur? Buraya gelir ama buradan da 6'ya gidebilir. Şuralara ulaşamaz. O yüzden sevgili arkadaşlar bu 4 ile 10'un tam ortası neresidir? X'in aritmetik ortalaması 9'dur. Bak burada 9'a bağlarsın ineği. Neden böyle yaptım? Bak burası ne kadar? 5. Burası ne kadar? 5. Ve dersin ki şimdi ineğin yerine X diyelim arkadaşlar. İnek otlayacak ya. Bu ineğin bulunduğu yerin 9'a olan uzaklığı, şuraya olan uzaklığı 5 metre yaptın ya arkadaşım. Ya 5 metredir ya da 5'ten hep azdır değil mi? İşte X'in 9'a olan uzaklığını da böyle söylersin. X'in 9'a olan uzaklığı, sevgili ineğimizin 9 noktasına olan uzaklığı, mutlak değerde uzaklık mıydı? Evet. Uzaklığı en fazla 5 olabilir. 5 ve 5'ten küçüktür. Hop, gördün mü? İşte arkadaşlar bu olayın mantığı budur. Konu da kapanmıştır. İnşallah bir aydınlanma yaşatmışımdır size. Hop 2 numara ile devam ediyorum. 2 numara der ki Zeynep ve Ali'ye 3 tane kalem verirse. Arkadaşlar Zeynep Ali'ye. Buradan Zeynep ve Ali'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Zeynep'inki Z olsun, Ali'ninkisi de A olsun arkadaşlar elindeki paralar. Diyor ki bak Zeynep Ali'ye 3 tane kalem verirse Zeynep ile Ali'nin kalemleri sayısı eşit oluyor. Bu sana verilmiş birinci bilgi. İkinci bilgi de Ali Zeynep'e 2 tane kalem verirse Zeynep'in kalemlerinin sayısı Ali'nin kalemlerinin sayısının 6 katı oluyor. Değil mi? Güzel. Buna göre Zeynep ve Ali'nin toplam kaç kalemi vardır? Arkadaşlar Zeynep'inkine Z dedim, Ali'ninki de A oldu. Şimdi bak Zeynep Ali'ye 3 tane kalem verirse Zeynep'in 3 tane kalemi eksilir. Sevgili Ali'nin de kalemi 3 tane artar. Doğru mu? Doğru. İşte sevgili arkadaşlar bu sana verilmiş birinci denklemdir. Sıkısıya sarılırsın. İkinci denklem. Ali Zeynep'e 2 tane verseydi yani A eksi 2 olaydı arkadaşlar. Değil mi? A eksi 2 tane olsaydı. Ali Zeynep'e 2 tane verseydi. Zeynep'in kalemlerinin sayısı o Z artı 2 oldu. Sayısı Ali'nin kalemlerinin sayısının 6 katı oluyor. Arkadaşlar hop Ali'ninkiler bu kadar oldu. Zeynep'inkiler bu kadar. İşte bunun 6 katı oluyormuş. Bu da sıkı sıkı sarılacağın altın kıymetinde senin ikinci denklemindir ki 2 denklem 2 tane bilinmeyen var. Artık sana havada karada ölüm yok. Ve bunu şöyle çözeriz arkadaşlar. İstediğin gibi çöz. Şunu önce bir ikinci denklemi düzenleyelim. 6 ile çarpalım. 6a eksi 12 eşittir z artı 2. Şöyle devam edin. Bak birinciden 2 bilinmeyenli 2 denklem gibi çözersin. Yok etme metodu kullanırsın. Bak sevgili arkadaşım z ne kadar? Z eşittir a artı 6 kadar değil mi? Birinciden ben bunu çıkarttım. İkinci denklemin de senin şurada. Hop bunu da düzenleyelim. 6a eşittir z artı 14. Hocam ne yapıyorsun? Arkadaşlar 12'yi buraya attım değil mi? Eksi 12 artı 12 oldu artı 14. Sevgili arkadaşlar gel. Bak burada ne görüyorsun? Z görüyorsun. Yerine koyma metoduyla çözelim. Z'de a artı 6 mıydı? Evet. 6a şimdi bunu yazıyorum. Eşittir z yerine a artı 6 yazdım. A artı 14'ü de unutmadım. Bak görüyor musun? Sadece a'ya bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem çıktı. Birinci dereceden denklem çıktı. A'yı buraya aldım. 6A eksi 6A. Burayı da topladım. 20 oldu. Bu 5A 20'ymiş. Ya 5 senin burada ne işin var? A ile çarpım halindesin. Lütfen karşıya git. Ki ya A yalnız kalsın. 20 bölü 5 de 4 yapar. A 4'müş arkadaşlar. Ali'nin 4 kalemi vardır. A'yı buldum. Z'de neydi arkadaşlar? A'nın 6 fazlasıydı. Değil mi? Güzel. Z kaç olur bu durumda? 10 olur. Değil mi? A artı 6 çünkü. Artık oraya kalemimi bile harcamıyorum. Dikkat edersen kalem ucu bitmesin diye. Topla bunları 14 daha 14. Mevzuyu yine tatlıya bağladık. Hop dedik 3 ile devam ettik. Üçüncü soruda şöyle seslenir bize. Bir malın alış fiyatı A, satış fiyatı S olmak üzere. 1 ve 2 tane denklem vermiş arkadaşlar. Bak satış fiyatı alış fiyatının 3 katının 8.000 fazlası. İkincide de satış fiyatı alış fiyatının 7 katının 2000 eksiğiymiş. Eşitlikleri veriliyor. Birinci satış daha karlı olduğuna göre bir malı alırsam ya böyle satacağım ya böyle satacağım. Birincisi daha karlıymış arkadaşlar. Olduğuna göre malın alış fiyatını tam sayı olarak en çok kaç olabilir? Allah Allah ne demek istiyor? Sevgili arkadaşlar öncelikle bak ne dedi daha karlı. Kar nedir? Kar... satış eksi alıştır değil mi arkadaşlar? Ettiğin kar budur. Bak birincideki kâra bakalım. Birincideki karın arkadaşlar ne kadara sattık? 3A artı 8.000'e sattık. Peki ben kaç liraya almıştım? A liraya almıştım. İşte bak karım böyle elde edilir. 3A'dan A'yı çıkartırsam 2A artı 8.000. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam. Bu birinci durumdaki kârım. İkincideki kârımıza bakalım arkadaşlar. İkincide de bak alış fiyatım 7A eksi 2000. Bu satış. Alışımda A idi. Değil mi? Harika. 7A'dan A'yı çıkardım. 6A eksi 2000 oldu. Doğru mudur? Doğrudur. Ve arkadaşlar bana dedi ki şu arkadaştan daha karlı dedi. Yani 2A artı 8000, ne güzel 8000 yazmışım değil mi buraya? Evet, 8000 büyükmüş arkadaşlar 6A eksi 2000'den. Mevzu bu kadar. A'nın ne olacağını bulacağız. Bu durumda hop bilenler bir tarafa, bilinmeyenler bu tarafa. 8000, buraları uzun uzun yapıyorum çünkü ilk kez çözüyorsunuz ya. İleriki testlerde daha hızlı çözeriz. 6A eksi 2A. Çünkü bu buraya geçti. Burası 4A oldu. Bak burası da kaç oldu arkadaşlar? 10.000 oldu. A'yı yalnız bırakacağım. Benim matematiğe başladığımdan itibaren arkadaşlar bilmeye, bulmaya çalıştığım şey hep yalnız bırakılmaya çalışır. A'yı bulmaya çalışıyorsam A'yı, X'i bulmaya çalışıyorsam X'i, Z'yi bulmaya çalışıyorsam Z'yi yalnız bırakmalıyım. 4 ile çarpılmış. 4, her iki tarafı 4'e bölüyorum. Yolcu, yolcu. A bu durumda kaç oluyor? 2500'den küçük oluyor değil mi? 10.000'i 4'e bölersen. Yani arkadaşlar A, bu ne demek biliyor musun? 2500 olursa ikisi de aynı kârda demektir. Eğer daha büyük olmasını istiyorsan sen bunun, 25.000 yazdım bu sefer de iyi mi? Kaç olmalı? 2500'den küçük olmalı. O zaman tam sayı olarak en çok kaç olabilir? 2499 olabilir tabii ki. Sayı doğrusunu biliyoruz değil mi? Harika. Mevzuyu yine kapattık. Geldik 4'e. Ali, Burcu, Cemre. Buradan kendilerine selam söylüyoruz. Yaşları sırasıyla A, B, C. Ali'nin A, Burcu'nun B, Cemre'nin C. Gayet normal, doğal bir dağıtım. Yaşları ilgili olarak arkadaşlar, Ali ile Burcu'nun yaşları çarpımı X, Ali ile Cemre'nin yaşları çarpımı Y, Burcu ile Cemre'nin yaşları çarpımı da Z eşitlikleri veriliyor. Buna göre üçünün yaşları çarpımını veren bağıntı aşağıdakilerden hangisidir? Ya şimdi tek tek görüyorum ama üçünü birden nasıl bulacağım? Arkadaşlar böyle durumlarda da imdadıma şu yetişiyor. Bak bunların hepsi birbirlerine eşit. Şu sol taraftaki bütün sayıları olduğu gibi çarpsam. Bak 2 tane A var. A kare. 2 tane B var. B kare. 2 tane de C var. C kare. Daha da fazla yok. Daha sonra sağ tarafları. Çünkü bu bir eşitlik. Sol taraftaki herkesi çarpıyorsam sağdaki herkesin çarpımıyla birbirine eşittir. Doğru mu? Doğru. Bana sorulan da arkadaşlar A çarpı B çarpı C idi değil mi? Güzel. Ben köklü sayıları da biliyorum. Bu aynı zamanda nasıl ifade edilir? A çarpı B çarpının karesidir. X, Y, Z. Hop. Ben A, B, C'nin peşindeysem alırım karekökünü. Hop. Sen yolcu, sen yolcu. A, B, C eşittir. Çarpım tabi bunlar. Karekök içerisinde X çarpı Y çarpı Z. Mevzuyu yine kapattık. Değil mi sevgili arkadaşlar? Hepsi bu yani. Karekökünü aldığımda. Bu arada arkadaşlar karekök dışında onun çözümlerini de yapacağız. Pozitif olduğu için pozitif çıkar. Karekökün sonucu da her zaman pozitiftir arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tamam mı? O yüzden mutlak değer dışında çıkartılır. Burada pozitif olduğunu bildiğimiz için gönül rahatlığıyla çıkartıyoruz. 5 numara gelsin, ne duruyor? Bir üniversite web sitesine üye olan kişilere 11 haneli üyelik numarası verecektir. Arkadaşlar biliyorsunuz TC kimlik numaralarımız da 11 hanelidir. Bunu da hatırlatmış olan. Bu web sitesine üye olan Kübra Hanım, kendilerine selam gönderiyoruz. Gayet güzel bir isim yine. Üyelik numarası ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Son 3 hanesi 143'tür. 143, 143, 143. Güzel. Hepsi de var. Baştan başlayarak her ardışık iki hanedeki rakamlarının farkının mutlak değeri bir sonraki hanede bulunan rakamı vermektedir. Arkadaşlar iki rakama bakacağım. Farkları bir sonraki olacak. Burada söylediği de o. Buna göre Kübra Hanım'ın üyelik numarası aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? 1, 4, 3, 1, hepsini gördüm. Buradan bismillah başladım. Bakın arkadaşlar buradaki söylenen şu. 6 ile 1 arasındaki fark ne kadar? 5 olmuş. Şimdi şuna bakacağım. 1 ile 5 arasındaki fark 4. Bu ne olmuş? 6 olmuş çarpı. 2 ile 6 arasındaki fark 4. 6 ile 4 arasındaki fark 2. 4 ile 2 arasındaki fark 2. 2 ile 2 arasındaki fark 0. 0 ile 2 arasındaki fark 2. 2 ile 3 arasındaki fark 1. Bu oldu. Burası oldu. Nerede ben yanlışlık yapıyorum? Mutlak değeri dedi. Bunun yanlış olması lazımdı ya. Tekrar ediyorum. Şöyle yapalım. 2, 6, 4, 2, 2, 0, 2, 3, 1, 4, 3. Nerede yanlış yaptım? 6 ile 2 rakamları farkının mutlak değeri. Bununla bunun farkı 4. Bununla bunun farkı 2. Bununla bunun farkı 2. 2 ile 2'nin farkı 0. 2 ile 0'ın 2. Ha şurayı 3'ü atladım ya. 0 ile 2'nin farkı 3 demiş. Burada kaybetmiş. Bak gözlüklerden değil mi? Herhalde yanlış. Tabii 0 ile 2'nin farkı 3 olmaz şimşek. Çarpı. Güzel. Şimdi bu arkadaşa geldim. 1 ile 0 arasındaki fark 1. 0 ile 1 arasında 1, 1 ile 1 arasında 0, 1 ile 0 arasında 1, 0 ile 1 arasında 1, 1 ile 1 arasında 0, 0 ile 1... Yine bir yerde yanlışlık yaptım. Değil mi arkadaşlar? Bir yerde yanlışlık yaptım. Ha 1, 4, 4, 1'den mi? Yok. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Şu iki arkadaş arasındaki 1, bu iki arkadaş arasındaki 1, bu iki arkadaş arasında 0, bu iki arkadaş arasında 1. Baştan başlaya her ardışık iki hanedeki rakamların farkının mutlak değeri bir sonraki hanede bulunan rakamı vermektedir. 1 ile 0. Bunun olması lazım. Burada nerede yanlış yapıyorum? Arkadaşlar siz anladınız ya değil mi? Şuraya bakayım da. Şurada yine bir şeyi gözden kaçırıyorum. Yanlış yazdım ya da gözlüklerimden yanlış görüyorum. Doğru cevabı bulalım da 6, 8, 8, 9, 1, 8, 7, 1, 6, 5, 1, 4, 3. 9 ile 8 arasındaki fark 1. Güzel. 9 ile 1 arasında 8. Güzel. 1 ile 8 arasında 7. Güzel. 8-7 arası 1. Güzel. 1-7 6 1-6-5. Bu da güzel. 6-5-1. Harika. Bunları yakaladık arkadaşlar. Diyarbakır doğru seçenek. Bu arkadaş da 1-1-1-1-0. Şurası 1. Aralarındaki fark 1. Şunların arasındaki fark da 1. Tamam. Bunlar arasındaki 0. Bunlar arasındaki 1. 0 ile 1. 1. Allah Allah. Arkadaşlar ben bunu bir yeri gözden kaçırıyorum ya. Yorumlara yazın lütfen ya. Ben kafayı yedim. Doğru cevap Diyarbakır da. C'yi de nerede atlıyorum ben bir türlü anlayamadım yani. Görenler lütfen yazsın. Beynimi yiyeceğim. 6 ile devam ediyorum. Daha fazla vakit geçirmemek için. Çünkü basit bir şey yani. Sonuçta benim sana burada matematiksel olarak öğretebilecek bir şeyim yok ki. Değil mi? Öğretebileceğim hiçbir şey yok matematiksel. 6 numara. A ve B gerçek sayıları için 3A artı 5 3A artı 5 eşitmiş. Pardon ya. 3A eşittir 5 artı mutlak değer içinde B. Güzel. Arkadaşlar bu böyle verilmiş. Bir de B'yi arkadaşlar mutlak değer içinde A'nın yarısı olarak verilmiş. Güzel. Denklemleri veriliyor. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Güzel. Ya benim önce mutlak değerden kurtulmam lazım. Değil mi? Ben sana ne dedim? Önce mutlak değeri halletmen lazım. Arkadaşlar şu eşitliği yazar isem içler dışlar. Mutlak değer içinde A eşittir 2 çarpı B olur mu? Olur. Benim mutlak değerde işlem yapabilmem için öncelikle mutlak değerin içi artı mı eksi mi onu bilmem lazım. Bak buraya baktığımda birinciye B'nin artı mı eksi mi olduğunu bilmiyorum. O yüzden burada bir yürüme yapamam. Ama buraya geldiğimde bak A'nın mutlak değeri 2B olduğuna göre arkadaşlar. Şimdi şu arkadaş bak iyi bak. Mutlak değer içinde A. Bunun sonucu pozitif mi? Evet değil mi? Sonucu pozitif olacak. Yani ben burada pozitif bir sayı göreceğim. Sevgili arkadaşlar 2 pozitif. B'nin ne olması lazım? B'nin de pozitif olması lazım ki bu iki arkadaşın çarpımı pozitif olabilsin. Aa ne kadar güzel bir haber. B'nin pozitif olduğunu çıkardım ortaya. Bu durumda 3A eşittir 5 artı B nasıl çıkacak arkadaşlar? İçerisi pozitifse olduğu gibi çıkar. Değil mi? Aynen de böyle olur arkadaşlar. Ben buradan A'yı da bulabilirim galiba ya. Ama A'yı valla A da ortaya çıktı aslında. Hiç uzatmanın da bir anlamı yok. İki tane ihtimal var falan filan demenin de bir anlamı yok. Neden yok arkadaşlar? Çünkü 3A eşittir 5A 5 artı B ya. A da pozitif. Biz bunu anladık. Değil mi? A da pozitif. Çünkü bak bu arkadaş pozitif. Bu arkadaş da pozitif olduğuna göre A kesinlikle ve kesinlikle pozitif. Güzel. Devam edelim o zaman ne duruyoruz? Hop gel bakalım buraya. O zaman arkadaşlar A da pozitif olduğuna göre bu A eşittir 2 tane B olur değil mi? Çünkü bu da pozitif olarak çıkar dışarıya. Çünkü içerisi de pozitif. A'nın da pozitif olduğunu nereden anladığımızı anladık değil mi arkadaşlar? B pozitif, sıfırdan büyük. Bu da sıfırdan büyük. Bu ikisinin toplamı sıfırdan büyük bir sayıdır. A da pozitif. Bu durumda bu işleme soktuğumda A olarak çıkar. A eşittir 2B. Arkadaşlar A gördüğüm yere ben 2 tane B yazabilirim. Değil mi? Aynen öyle. 3 çarpı 2B eşittir 5 artı B. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Bu durumda 6 tane B eşittir 5 artı B. Hop B'yi buraya aldığımda 5 tane B eşittir 5. Hop B eşittir 1. Okey Tomento. Bak aynen çıktı. B 1 ise sevgili arkadaşlar A da bunun 2 katıydı. A da 2 olur. 2 ile de 1'i toplarsak kaç öder? 3 yapar. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani A sıfırdan büyük, A sıfırdan küçüktür gibi şeylere yürümeme gerek kalmadı. Çünkü B'yi pozitif bulunca A gün kadar ortaya çıktı yani. Gün kadar aşikar. Evet 7 ile devam ediyoruz. 7. soru der ki X, Y birer gerçek sayı. Güzel. Gerçek sayı olsun zaten. Y 2 ile 4 arasındaymış sevgili arkadaşlar. X bölü Y oranı da 5 bölü 2'ymiş. Güzel isim o. Buna göre X'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı nedir? Tamam. Sevgili arkadaşlar bak burada şöyle yapacağız. Şimdi X'i soruyor ya bana. Bak Y verilmiş. Y verilmiş. Biz bunu birinci testte de çok kere yaptık biliyorsun. Bak X ile Y arasında bir ilişki veriyor. A ile B arasında hop tutuyor B'yi soruyordu. A hakkında bilgi veriyor. Çok da antrenmanını yaptık. 2 ve 3, 4. sorularda. Birinci testin test A'sında. Burada yine aynı şeyi yapacağım. X'i sorduğu için arkadaşlar ben X'i Y cinsinden bir yazayım. Ya da Y'yi X cinsinden yazalım değil mi? X nedir acaba? X görmek istiyorum. Bak şu denklemi kullandığında X eşittir. Y burada bölüm halinde ya. 5Y bölü 2 olmaz mı? Evet. Çünkü bu Y her iki tarafı Y ile çarpıyorum. Değil mi? X eşittir 5Y bölü 2. Sevgili arkadaşlar şimdi şu arkadaşı getir. Y 2 ile 4 arasında. Sen bak X'i kıyaslamak istiyorsun. Burada Y kıyaslamış. Sen burada şunu görmek istersin. 5Y bölü 2'yi görmek istersin. Bu durumda ne yapalım? Adım adım gidelim. Önce 5 ile çarp. Bunu herkesi. 5 ile çarptım 10. 5y 5 ile çarptım 20. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar şimdi bir de 2'ye bölelim. Böl 2'ye, böl 2'ye, böl 2'ye. Bu 5 oldu. Bu böyle oldu. Bu da bu oldu. Niye bunu yaptım? Çünkü arkadaşlar bak 5y bölü 2 dediğim şey x imiş. Ben artık bunun yerine x yazabilirim. Yani sevgili x sayımız 5 ila 10 arasındaymış. Mevzu kapanmıştır. X'in alabileceği tam sayı değerlerin toplamı 6, 7, 8, 9. Sana bırakıyorum. 30. Bunu da şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şu x'in toplamı 15, bunun toplamı 15, 30 yapar. Okey, Tomento. Harikulade. Geldim 8'e. 2 eksi x artı 3x eksi 6 eşittir 20 denklemi veriyor. Buna göre 2x eksi 3 ifadesinin alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar normal şartlarda bir tane mutlak değer olsaydı kolay işlem yapabiliyorduk. 2 tane olunca mutlak değerin içini bilmediğimiz için bir tane artı bir tane eksi çıkartıyorduk ya. Şöyle dersin artı artı olabilirler, artı eksi olabilir, eksi eksi olabilir, eksi artı. Arkadaşlar böyle... Yani çok zorda kalırsan mecbur yapacaksın. Ama bunun örneğini de çözeceğiz. Rahat ol. Ama ben burada bir şey fark ediyorum. Daha önce ne konuşmuştuk arkadaşlar? Bak. A eksi B'nin mutlak değeri B eksi A'nın mutlak değerine eşittir. Neden böyle dedik? Mutlak değer mesafe ölçüyordu değil mi? A ile B arasında. A ile B arasındaki mesafe B ile A arasındaki mesafeye eşittir. Mevzu kapanmıştır. Bunu niye söyledim? Bak birinciye bak. 2 eksi x. Artı şu arkadaşı 3 parantezine al. Mutlak değer. Ne olur? Şöyle bir şeyle karşılaşırsın. Harika. Arkadaşlar mutlak değerin içinde de şöyle bir şey varsa. A çarpı x. A sıfırdan büyük bir sayı olmak üzere. Bu arkadaş dışarıya çıkar. Biliyorum çünkü ben bunu. X'i bilmiyorum ne olduğunu. A pozitif mesela 5. Yani 5x 5 çarpı x olarak dışa çıkabilir arkadaşlar, çarpan. Yani ben şu 3'ü kurtaracağım bak. Şu arkadaş 2 eksi x artı 3 tane x eksi 2 eşittir 20 değil mi? Evet. Ha bir de hocam ne demişti başta, bana böyle bir şey söyledi. Bunu niye söyledim? Bak çok birbirine benzer şey var. Arkadaşlar ben bunu yerine x eksi 2 de yazabilirim. Değil mi? Güzel. Ve çarpma işlemini ben sana her zaman ne diyorum? Kere, adet, kez olarak gör. 3 tane bundan, bir tane bundan. Toplanırsa ne olur? 4 tane bundan yapar. Artık neyse bundan. Değil mi? Güzel. Sonra bu 4'ü buraya bölüm olarak gönderirsin. Yani şu x-2 denen hikaye mutlak değer içerisinde 5'miş arkadaşlar. Ve nerede ne dersin? Mutlak değerin içi yani x-2 ya 5'tir hop ya da eksi 5'tir. Şimdi sana bir şey daha söyleyeceğim arkadaşım. Şimdi hop şöyle gördüğümüzde hani mutlak değerin içini bilmiyoruz ya şu an. x-2 eşittir 5. Artıyla çıkarttım. Bir de eksiyle çarparak çıkarttım. Yapıyoruz yani bazen. Arkadaşlar burada ne yapıyorsam burada da aynısını yapıyorum. Bu söylediğimiz şey şu yaptığımız şeyin aynısıdır. Eksiyi burada değil de burada kullanıyorum gibi düşün. Tamam mı? Ha, burada biz doğuştan zaten ilkokulda, ortaokulda böyle öğrendik. Demek ki bu işin içerisi ya 5'tir ya eksi 5'tir. Bu durumda x eşittir 7'dir. Bak 7'yi koysan 5 çıkar. Ya da bu durumda x eşittir 3'ü buraya atarsan eksi 3'tür. Bak eksi 3'ü düşün, eksi 5 doğru. X 7 de olabilir, eksi 3 de olabilir. Mevzu kapandı. Bana neyi sormuştu? 2x eksi 3'ün ifadesinin alabileceği değerler toplamı. Arkadaşlar x 7 için hop 7'yi koyarsan ne olur? 14 eksi 3'ten 11 olur. X yerine eksi 3 koyarsan 2 çarpı eksi 3 eksi 6 bir eksi 3 de bizden hop eksi 9 olur. Bu iki değerin toplamı da ne olur arkadaşlar? Hop tabii ikisine 2 olur. Hop yine tatlıya bağladık. Geçtik 9. soruya. Güzel. Ha bak o mutlak değer içinde çıkarma muhabbeti. Arkadaşlar diyor ki 3 tane x eksi 1'in karesinin karekökü eksi 2 eksi 2x eşittir 8. Şimdi biz ne yapıyoruz? Her zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şimdi 9'un karekökü kaçtır? 3'tür. Güzel. Peki eksi 5'in karesinin karekökü kaçtır? Kare ile karekök gidiyor. Hop 5 mi diyoruz? Eksi 5. Aman diyeyim arkadaşlar. Neden? Bak mutlak değerle çıkartacağız. Karesinin kareköklerini gönderirken her zaman alışkanlık haline getir. Aslında biz bunu pozitif olduğunu bildiğimiz için 3 diyoruz. Bunlar gittiğinde bu arkadaş eksi 5 mutlak değer içinde çıkar. Bunun sonucu da 5'tir. Hani diğer testlerde söyledim ya, karekökün sonucu da her zaman pozitif olur. Karekökün, tamam mı? Çift dereceli köklerin. O yüzden şey deriz. Ama hocam zaten karekökün içi eksi 5 olamazdı. Arkadaşlar eksi olamazdı. Eksi 5'in önce karesini al. 25. Bu 25'in kareköküdür. İşte o yüzden böyledir. Önce karesini alırsın sonra karekökünü, o yüzden. Velhasılı kelam. Ben bu kadar kelamı niye ettim? Bak bu arkadaşla bu arkadaş karekökle kare birbirini götürürse bu arkadaşı böyle çıkartamazsın. Aha da böyle çıkartırsın. Okey tomento, güzel. Eksi, bak burada yapacağımız işlemde çok açık. 2 parantezini aldım. Değil mi? Hop 8. Ne oldu? 3 tane bundan. Eksi 2'yi dışarıya alıyorum. Bir önceki soruda test ettik, söyledik. Hop 1 eksi x eşittir 8. Ve yine bir önceki soruda yaptığımız gibi arkadaşlar 3 tane bu. Eksi 2 çarpı bunu x eksi 1'de yazabiliyorum. Hocam neden böyle yaptın? Hop bak yukarıda göstermişim ben sana. 8. soruya da bak. Eşittir 8. Tamam, 8. soru. Orada anlattım sebebini. Arkadaşlar 3 tane höbölöplöp, 2 tane höbölöplöp. 3 tane höbölöplöpten 2 tane höbölöplöp çıkarsa ne olur? Bir tane höbölöplöp kalır. Bak niye höbölöplöp diyorum? Burada bak senin hayatın boyunca şöyle çıkar. 3x eksi 2x ne demek? X değil mi? Bak bunu yapan biri bunu hayli hayli yapar. Burada 3 tane x eksi 2 tane x diyor. Burada da 3 tane x eksi 1 eksi 2 tane x eksi 1 diyor. O yüzden sana 3 tane höbülöplöp eksi 2 tane höbülöplöp diyorum. Okey Tomento. Güzel. Bu durumda sevgili arkadaşlar değerlerin çarpımı dedi. X eksi 1 değeri ya 8'dir ya da eksi 8'dir. X eşittir 9 olur buradan. X eşittir eksi 7 olur buradan. Bu iki arkadaşı da çarptığımızda eksi 63 ile karşılaşırız arkadaşlar. O da E şıkkında yine bize göz kırpıyor. Kapişi. Nefissimo. Geldim 10. soruya. 10. soruda da der ki arkadaşlar. Matematik dersinde mutlak değer konusu anlatılırken öğretmen tahtaya koruyor yazıyor. Löbölöp ters. Ters değil. Ders, matematik, konu, mutlak değer. Soru. Eksi 2 ile 1 aralığında bir A değeri verilmiş. Olmak üzere uzun mutlak değer içinde A artı 7 artı mutlak değer A eksi 1 eksi mutlak değer içinde 3A eksi 5 mutlak değer kapat. En sade halini bulunuz. Tahtaya kalkan bir öğrenci çözüm yapmıştır. Çözümü inceleyen öğretmen sorunun çözümde hata olduğunu söylemiştir. Buna göre öğrenci ilk kez hangi adımda hata yapmıştır? Bu tarz sorular da artık arkadaşlar çokça karşımıza gelebiliyor. Bak burada en büyük ipucumuz şu. A sayısının eksi 2 ile 1 aralığında oldu. Ve arkadaşlar benim birinci görevim. Bak birinci görevim mutlak değerden kurtulmak. Mutlak değerden kurtulurken de içi artı mı eksi mi ona bakacağım. Benim mutlak değerle ilgili söyleyeceğim bütün sorularda ilk yapacağım şey bu. Ve bak ben bunun artı mı eksi mi olduğunu bulabilmem için de bana Allah razı olsun A ile ilgili bilgi vermişler. Arkadaşlar hemen ilk bakacağım şurası değil mi şu arkadaş. 3A eksi 5 değeri A bu aralıktaysa arkadaşlar artı mı olur eksi mi olur? Öğretmenim tabii ki artı olur. Hatta şöyle dersin 3A eksi 5'i arkadaşlar burayı sıfır yapan değer 3A eşittir 5 A eşittir 5 bölü 3. Arkadaşlar 5 bölü 3'ten bütün büyük değerler için burası artıdır. Küçük değerler için de negatiftir. Bak bu arkadaş bunlardan küçük değil mi arkadaşlar? 5 bölü 3'ten. Örneğin 0'ı düşün. Bak daha küçük bu aralıkta. Böyle de düşünebilirsin. Bu aralıkta bir sayı ver buraya 0 hop burası eksi oldu. Arkadaşlar bu durumda benim burayı negatif çıkarmam lazım değil mi? Yani A eksi 1 eksi hop eksili çıkarmam lazım. Eksi 3A artı 5. Bak burayı eksili çıkarttım. Öğrenci de öyle yapmış muhtemelen. Bu durumda arkadaşlar bak bir başında da eksi var. A eksi 1. Şimdi eksi eksi artı 3A. Eksi artı eksi 5 oldu. Güzel. Bu durumda 4 tane A eksi 6 olur bu. Doğru mudur? Doğrudur. Öğrencimiz ne yapmış arkadaşlar? 3A eksi 5 yapmış. Ha tamam almış. Ha bizim gibi yapmış ya. Bak 3A eksi 5 mutlak değer içinde yazmış. Tamam burada bir sıkıntı yok. Sonra bak 3A eksi 5 haline getirmiş. Çok güzel. Burayı da doğru geçmiş. Sonra bunları da toplamış. 4A eksi 6. İkinci adımı da geçmiş. Doğru mu arkadaşlar? Harika. Gelmiş üçüncü adıma. Üçüncü adımda da arkadaşlar bakmış. Şimdi bak burada da yine sıfırı ver mesela. Sıfırı ya da biri. Sıfır verince yine negatif olur. Bu arkadaşın yine eksili çıkması lazım. Arkadaşlar eksili çıkarsa da ne olur? A artı 7 eksi hop 4 pardon önce bir artımız var değil mi? Artı eksi ile çarpacağım. Mutlak değerden kurtarıyorum ya. Başına eksi koyuyorum arkadaşlar. Eksi 4A eksi 6 diye çıkması lazım değil mi? Çok güzel. Bu da hala mutlak değer içinde onu da unutmayalım. Bu durumda A artı 7 eksi 4A artı 6 olmalıydı. Sevgili öğrencimiz ne yapmış? Arkadaşlar bak artı 4A eksi 6 yapmış. Oysa ne olması gerekiyordu? Eksi 4A artı 6. Çünkü hala mutlak değerin için negatif olduğu için buradan yürümesi lazımdı. İlk hatayı 3'te yaptı. Bundan sonrası zaten hata dolu. 3'ü işaretlerim. Keyfime bakar. 11 ile devam ederim. 11. soruda şöyle seslenir bana. A ve B gerçek sayılar için arkadaşlar kutu içinde A, B görürsen ve üzerinde çizgi olursa A'dan B'yi çıkar mutlak değerini al diyor. Yine kutu içinde A, B görürsen ve altında bir çizgi görürsen diyor. Bu sefer A ile B'yi topla mutlak değerini al diyor. Güzel. Buna göre löp 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 löp. Eşitliğinin sağlanması için şu arkadaşın işleminin eşiti aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Şunları yapacağım. Bak bu arkadaş neydi? Şuradaki. A'dan B'yi çıkar diyor. Yani 3'ten 5'i çıkar ve mutlak değerini al diyor değil mi? Aynen öyle. Bunun sonucu kaçtır arkadaşlar? 2. Yani şurası hop 2'ymiş. Gayet basit değil mi bak? A'dan B'yi çıkar mutlak değerini al. Güzel. Altta çizgi görürsen de diyor topla diyor. 5 ile eksi 11'i topluyorum. Hocam 5 ile eksi 11'i toplamadın ki sen. 5'ten 11'i çıkardın. Hayır arkadaşlar bak. 5 ile eksi 11'i topluyorum. O senin kabus dolu 7. 8. sınıflara geri gönderiyorum. Ortaokulda. İşte doğal sayılarda, tam sayılarda toplama. Arkadaşlar bak. Eksi 11 ile 5 böyle toplanır. Bu 5 eksi 11 olur. 5 eksi 11 de kaçtır? Eksi 6'dır. Sonucu 6'dır. Ha? Hak veriyorsunuz değil mi arkadaşlar? Güzel. Bu da oldu mu sana 6? Oldu. O zaman bu eşitliğin sol tarafı hemen 8'e bağladık buraya. 2 artı 6'dan değil mi arkadaşlar? Burayı 8'e bağladık. Güzel. Şimdi 1, 2 yukarıda çizgi var. Ne diyor bana? 1'den 2'yi çıkar. Mutlak değerini al. 1. Lafı uzatmıyoruz artık. Burası 1. Arkadaşlar şimdi ne olması gerekiyor? Ben 1 ile kimi çarparsam 8 bulacağım. Hop tabii ki 8'i. Yani aşağıdakilerden hangisi olabilir dediğinde şunları da tekrar işleme sokacağım. Sonucu 8 olana sarılacağım. Arkadaşlar 9, 2. 9 ile 2'nin farkını al diyor. 7 yapar. Hiç uzatmıyorum değil mi? Bu 9 eksi 2 mutlak değer. Bu 7. Oldu mu? Olmadı. 4 altta şey var arkadaşlar. Altta çizgi olunca neydi? A ile B toplanıyordu. Eksi 4 ile artı 12'yi topluyorum. Burası 8 yapıyor. 8 oldu. Zaten aradığımda 8'di. Konu kapanmıştır. Bunları da hızlıca yapayım. Aralarındaki fark 6. Bunun cevabı 6. Olmadı. Bunlar topla 18. Cevap 18. Olmadı. Bunlar altta çizgi var. Topla eksi 16. Bu da 16 oldu. Bu da olmadı. Harika. Değil mi sevgili arkadaşlar? Nefissimo. Bursa'yı işaretledik. Testi de tamamladık. Şimdi testi tamamlamadan önce sevgili arkadaşlar ben sana o önemli hatırlatmamı tekrar yapayım. 9. sınıfla alakalı bütün burada gördüğün testler ve hatta arkadaşlar bak 10, 11, 12'ler, TYT'ler bunlar hepsi kanalımda oynatma listeleri mevcuttur. Şurada gördüğünüz testlerin arkadaşlar bütün çözümleri hem matematik hem fizik kanalımda mevcut. Nerede bulacaksın? Bu videonun açıklamalar kısmında. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.